Bilmemiş bir işi tabii hayali bir şekilde anlatmak ne kadar insanları çekecek bilmiyorum da olsun. Biraz erken gelmiş olduk buraya, öyle düşünüyorum ama gelmiş olduk. Ya Korkut Ali Türkoğlu da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bir ajanı. Motivasyonu ülkesini korumak ve verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmek. Ailesi var, annesi var, dedesi var, ailesiyle iyi bağları olan bir karakter. Vallahi onun dışında işte biraz deli dolu, işte ne yapacağı belli olmayan, pek el avuca sığmayan bir karakter. Eğlenceli tarafları var, tek düze değil. O yüzden benim için böyle bir heyecan verici bir karakter. Harika. Hoş geldiniz. Öncelikle herkes hoş geldi. Yeni setiniz hayırlı olsun. Sipahi'yi yakında izleme şansımız olacak ve sanırım dün çekimleri başladı. Evet. Önce müsaade ederseniz Ali ile başlayalım. Biraz bize Sipahi'den bahsetsin. 9-10 aydan beri üzerine çalıştığımız bir iş zaten. Milli İstihbarat Teşkilatı'nı anlatan bir proje. Bütün karakterler böyle tek tek sayfalarca sevdikleri rengine kadar yazılmış, hepsinin detayları olan, hepsinin burcu olan, doğum tarihi olan karakterler, hikayeler, gerçek hikayelere dayanıyor. Yani aslında onlar daha iyiler şu an benden, daha sıcak durumdalar. Senaryo tamam. Okudular, oradan başlasak ben daha rahat girebilirim. O zaman bizde böyle bilgiler yok biz yani. Burcunu bilmiyorsun mesela. Yok, renk de bilmiyorsun. Var var, karakterlerde var. O zaman... Tabii ki teşkilat olduğu için bunlar bir sır. Oo tabii sırlar barındıran bir dizi olduğu kesin. Diziye zaten uzun uzun geleceğiz. Nasıl yazıldı, bu karakterler nasıl oluşturuldu mutlaka ki değineceğiz. Bu arada bilginiz olsun, bir sürü katılımcımız var ama çoğu da radyo, televizyon ve sinema öğrencisi. Onlara da ışık tutacak cevaplar sizlerden alacağız. O zaman Sipahi ile devam edelim. Biraz karakteri anlasak, dinlesek. Az önce röportaj sorularını cevaplarken verdim o cevabı aslında. Benim için bir karaktere karar verirken, bir senaryo okuduğumda, karakterle ilgili ilk ele aldığım nokta, bu karakter neye öfkeleniyor? Aslında öfkesinden çıkıyorum ben, karakter oluşturmaya öyle başlıyorum. Daha önce birçok şeye öfkelenen karakterleri oynadım. Ama ilk defa Canan'da Canan'ın öfkesinin adaletsizliğe olması benim için çok önemliydi. Canan'ı en çok öfkelendiren konu adaletsizlik ve gerçekten adaletsizliğe karşı bu kadar öfkesi olan bir karakteri yorumlamak müthiş keyifliydi. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Ketting'den bahsedecek olursak neler söylemek istersiniz? Evet, ya Türsan uzun yıllardır sinema öğrencilerine, sinemayı çocuklara sevdirme çabasına hayranım ben zaten. O yüzden zaten jürilerindeydim geçen yıl. Tursak'la bir şeyler yapmak, etkinliklerine katılmak bana hep çok keyif veriyor. O yüzden çok mutluyum. İlk sinema sevgini nasıl başladı siz? Onu soralım. Benim hikayelerle başladı. Rahmetli amcam benim böyle küçükken bize çok hikaye anlatırdı. Babam çalışıyordu. Biraz onunla büyüdüm sayılır. O hikaye anlatıcılığı benim sinema sevgimi tetikledi bence. Yani hikayeleri dinlemek, sonra onu görselleştirmek. Benim için müthiş bir başlangıçtı. İlk kültür oradan geliyor, aileden geliyor galiba, evet, değil mi? Evet. Baktınız, hani siz de o zaman işte kafanızı farklı hikaye hayal ediyorsunuz. İşte ben de hikaye anlatacağım diyorsunuz. Herhalde ilk adımlar orada atılıyor biraz. Evet, orada şeyi fark ediyorsun. Hikaye dinlemeyi mi seviyorum, anlatmayı mı seviyorum? Ben galiba anlatıcı kısmını daha çok seviyordum. Oyunculukta, yönetmenlikte, sinemayla ilgili her şey bence aslında temelinde hikaye anlatıcılığı ya. Doğru. Kendimize dair mutlaka bence her yönetmen, her oyuncu da kendinden bir parça katıyor tüm işlere. Bu bana inanılmaz bir deneyim geliyor. Efendim çok iyi bir şekilde, güzel bir şekilde kariyerinizi devam ediyorsunuz. Teşekkür ederim. Gayet başarılısınız. Peki siz size soranlara ne gibi tecrübelerini aktarıyorsunuz, neler söylüyorsunuz? Genelde ilk tembihlediğiniz şeyler neler oluyor? Eğitim süreci. Ben kendim de çok seviyorum eğitim süreçlerini zaten. Heves eden, ilgilenmek isteyen ya da zaten kendi çapında ilgilenen herkese tek tavsiye edebileceğim şey mümkün mertebe farklı insanlarla farklı çalışmalar yapmaları. Çünkü ondan sonra kendi yorumunuz oluşuyor. Bu çok kıymetli. Yani hani tek bir kişiyle ya da tek bir okulla yetinmek değil. Olabildiğince farklı gözlerle, farklı sistemlerle çalışıp sonra kendi yorumunu oluşturmak. Benim tavsiye edebileceğim en önemli bir şey o. Süper. Dizimiz hayırlı olsun bu teşekkür arada. Teşekkür ederim. Neler hissediyorsunuz? Sipahi Show TV'ye başlayacak yakın zamanda. Evet, ben bayağı heyecanlıyım onunla ilgili. Ben bir senaryo okurken ya da bir karakterle ilgili karar verirken ilk önce şeye dikkat ediyorum. Öfkesi nereden geliyor karakterin? Ve ilk defa öfkesi adaletsizlikten gelen bir karakter oynayacağım. Bu benim için çok heyecanlı. Adaletsizliğe karşı müthiş bir öfkesi var Canan ve müthiş bir koruyucu bir karakter. Yani benim için de o yüzden çok heyecan verici.
adı itibariyle tarihi bir dizi olacak anladığım kadarıyla. Yok aslında günümüz dizisi. Günümüz dizisi pardon. Peki neler hissettiniz ilk teklif geldiğinde? Hani Kaan Yıldırım'la beraber partnersiniz. Kaan zaten arkadaşımız. Kaan'la konuşmuştuk zaten projeden önce. Hani ben çok beğendim sen de bir okusana diye. Okudum, Kaan'a hak verdim sonra. Benim için de beni tabii ilk kaşıyan karakterim oldu. Karakterin hikaye, etkisi falan. O yüzden direkt çok düşünmedim yani. Peki hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Güzel etikler olur diyelim. İnşallah. Serkan Bey'le eviniz nasıl biliyor musunuz? Çok güzel. Ama Serkan'la bizi biliyorsun zaten. Biz hep onu bize hep şey gibi görüyor. Zaten yıllardır evlilerdi. Evet. Hani formalite icabı yapıldı gibi. Ya gerçekten öyle. Hani tabii ki de bir imza bir şeyi değiştirmiyor tabii bizim ki ilişkimizde. Ama tabii hissi güzel şu an. Hani böyle evlilik ağır büyük getirilmiş algısı var ya, var mı öyle bir şey? Hissettiniz mi? Yalan algılar var. Çok kişisel bunlar. Yok öyle bir şey. Yani gayet mutlu mesut devam ediyoruz. Süper. Hayranlarınızdan güzel bir sürpriz geldi bu arada. Hediye olarak bir anaokul yenilemişler. Ya inanılmaz değil mi? Yani evet, o kadar böyle gözlerim yaşarıyor her seferinde. Bir görüyorum, videolar geliyor, fotoğraflar geliyor. Bu sevgilerini, bize olan sevgilerini o kadar doğru bir şekilde iyiliğe dönüştürüyorlar ki. Hani sana daha büyük bir mutluluk sebebi oluşturamazlar zaten. Kesinlikle. Okul yaptırdılar, sınıflar açtılar. O çocukların sevincini ayrı görüyorsun. İkincisi buna sebep oluyor olmak o kadar iyi hissettiriyor ki. Kesinlikle. Ben de o tarafa doğru yönlendirmeye çalışıyorum onları elimden geldiğince. Ve inanılmaz bir şekilde seni çok iyi tanıyorlar. Çok iyi tanıdıkları için de seni ne mutlu ederi biliyorlar. Peki sizi hiç görmüyorlar çoğu. İşte yan yana gelemiyorlar ama. Ama seviyorlar, müthiş. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar sizin için. Ya bence zaten bu arada güçlü kılan bu. Seni şahsi olarak tanımıyorlar, belki seninle vakit geçiremiyorlar ama sana dair, seni bilmek için öyle büyük bir çabaları var ki. Yani o çaba sayesinde aslında seni görüyorlar. Bir şekilde tanımış gibi oluyorlar. Belki en yakınındaki insan seni o kadar tanımıyor. Bir soruya bir cevap veriyorum, onun alt metnine kadar buluyorlar. Hayran yoğun metine çalışıyorsunuz ama gitme imkanınız olacak mı bu okullara, bu sınıflara? Çok var mı isterim öyle düşünceniz? Çok isterim. İlk aklıma gelen şey oldu gerçekten. Ben her türlü vakit bulur giderim. Peki çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür çok ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Bir detay alacağız. Tamam. Ben de bir detay. Bir tek şey alalım şu arkada kablolar falan tamam gözükmesin. Bitti mi abi? Tamam. Özlem ben de bir fotoğraf alacağım. Tabii. Rica edeceğim. Allah. Bir daha alayım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben Hakan beni öldürdüm. Anlatacağım. Işık patlatıyor değil mi? Yok, orta. Bir saniye. Merhaba. Onlara, baba onlara sor. Ses. Bana sor. Ses. Ses. Evet, Kaan Bey, nasılsınız? Ben sabit, devam ediyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz. Sizden anlayın. Teşekkürler. Neler söylemek istersiniz bugünkü etkinlikle ilgili? Vallahi çok güzel bir etkinlik. Biz TÜRKSAK'ın bir de jüristi olmuştuk. Eski jüristiyiz. Aynen. Gönül bağımız var TÜRKSAK'la. Gönül bağımız var. O yüzden çağrıldığımız zaman zevkle, keyifle geliyoruz sohbete. Peki, Özgen'le bol bol konuştuk. Biraz sinemaya nasıl adım attığını, nelerden etkilendiğinden bahsetti. Sizin sinemayla, oyunculukla tanışmanız nasıl oldu? İlk nasıl hissettiniz kendinizi? Ben oyuncu olmak zorundayım. Senin hikayeni. Ne zaman dediniz ben oyuncu olmak zorundayım? Valla empati programına katıldım. Daha yeni bunları anlattım ama. Aa, öyle mi? Valla. Yani. Tabii genelde hep özel başlıklı şeyler manşetli olduğu için onları kaçırmışlar. Ona ayrı bir gün uzun uzun anlatayım. Peki tamam. Peki hayırlı olsun diyelim. Show TV ekranlarında diziniz başlıyor Sipahi. Aynen. Siz de hazırlık sürecine başladınız. Atış talimleri başlandı. Neler söylemek istersin? Nasıl bir dizi bekliyor? İyi valla, set de başladı dün. İşte Ali Doğançay yazdı. Senaryosunuz. Evet, çok böyle sevdiğimiz bir senaryo. Çok mutlu girdik sete. Umarız iyi olur, iyi gider. Nasıl buldunuz karakterinizi? Güzel buldum. Güzel buldum. Çok eğlenceli, oynaması zevkli. Heyecan duyduğum bir karakter. Böyle işte mutlu evet, çalışmaya başladık. En çok hangi yönünü sevdiniz? En baskın tarafı ne olacak karakterinizin? Vallahi en çok hangi çok yönünü sevdiniz? Çok tüyo vermeden böyle özelliği ise. Evet, biraz değil dolu. Ne yapacağı belli olmayan, böyle ele avuca sığmayan bir evet yapısı var. Bir de çok aksiyon var işimizde. O da beni çok cezbetti. Partneriniz Özge Hanım. Evet. Zaten daha önce konuşuyoruz. Partner de onu cezbetti. Yok, o beni cezbetti. O direkt ilk okumuş, o kadar beğenmiş ki senaryoyu. Hemen beni de ikna etti. Ne, sağ olsun. Evet. Peki Ali Bey, size gelelim. Neler söylemek istersiniz? Vallahi oyuncular mükemmel, yönetmenimiz mükemmel. Dün de sete çıktılar. Güzel olacak inşallah. Peki, bu arada yine
geçmiş programda bir açıklamanız olmuştu. Silah çekildi küçükken bana diye. Çok şey ya, öyle, bir buçuk saatlik bir programda böyle bir an öyle bir Ahmet abi bir şey sordu ve cevapladım. Hiç haber olacak bir mevzu da değildi. Ya çok uzun bir program, çok da güzel şeylerin konuşulduğu bir program. Ama ne yazık ki böyle en işte vık vıklı şeyler oradan çekiliyor. Ama çok güzel bir sohbet ettik, tavsiye ederim izlemek isteyen olursa. Şey dikkatimi çekti, kendim yakışıklı bulmuyorum demiştiniz. Evet, çok bulmuyorum. Yani bir, hani bu özgüven kırılmasıyla alakalı bir durumdur herhalde. Hani genel bir değerlendirme. Yok, yakışıklılık veya güzellik bir insana yani özgüven vermek için yeterli şeyler değil. Başka şeylere sahip olması lazım insanın. O yüzden ben hiç oralarla ilgilenen bir tip değilim. Peki içkolik olduğunu düşünüyor musunuz? Geçen zamanlarda Pınar'ın bir açıklaması olmuştu. Kaan'ın benim kadar içkolik olduğunu düşünüyorum. Ben çok çalışkan bir insanım. Diye. Evet. O yüzden hep mutlaka bir meşgale bulurum kendime. Boş kalmayı hiç sevmem. Peki bu yıpratıcı oluyor mu içkolik bir durumu? Yok, olmuyor. Daha çok motive edici oluyor herhalde. Evet, çalışmak için. Güzeldir. Çalışmak iyidir. Peki yayın tarihi belli oldu mu dizinin? Onu merak ettim ben biraz. Oldu mu? Daha olmadı. Daha olmadı. Olmadı. Çünkü çok yoğun bir programları var şu anda. O programla beraber en güzel gün belli olacak. Evet, daha yeni girdik zaten. Evet, yeni set başladığı için o belli olmaz şu anda. Daha vakit var. Pazar günü olursa neler isteyeceksiniz? Pazar teşkilat var. Tatlı bir rekabet olacak. Pazar teşkilat var, bize çok benzer bir iş. O yüzden pazar olacağını ben zannetmiyorum. Aynen. Ama bunlar kanalın karar vereceği, bizim dahil olmadığımız meseleler. Peki, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bir birlikte görüntü alalım. Apo alır mısın? Şu, fotoğraf alacağım. Teşekkür ederim. Sen bir de fotoğraf alacaksın. Fotoğraf.